Baba. Ya baba, uyan hadi ya. Üf, ne bu halin ya? Baba. Şş. Ya of. İçmiş içmiş uyanamamış. Ya seninle mi uğraşacağım ya? Baba. Oh be. Oğlum ne oluyor lan? Hadi kalk ya, kendine gel. Hadi camları falan aç, leş gibi kokmuş içerisi ya, hadi. Hı ya hı. İşin gücün yok mu senin ya, hadi kalk. Üf, Allah Allah ya. Tunç. Ne? Günaydın lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah Allah. Oh, gel canım benim. Gel aslanım garibim benim. Arabanın sahibi bizde. Başka? Bir de adamın yeğenlerini aldık Rıza baba. Beraberdiler evinde. Olaya karışmış olabilirler mi? Emin olamıyoruz vallahi. Arabayı tam gören yok. Eldeki kamera görüntüsü de olay anına ait değil. Refik'in arabası bir iki saniye farklı, o kavşakta tespit edebildiğimiz tek araç vallahi Rıza baba. O yüzden bu kadar üstüne duruyoruz. Sorgulardan bir şey çıkmazsa işimiz zor o zaman. Maalesef öyle. Evini aradık mı adamı? Ekipten az önce haber geldi. Temiz. Ne silah, ne de başka bir şey. Hastaneden ne haber? Samet'in ameliyatı iyi geçti. Biraz daha normal odaya alacaklar. Bu iyi haber işte. Gerekirse elimizdekilerle Samet'i yüzleştirelim ha? Tabii amirim. O zamana kadar boş durmak yok tabii. Sorgulara devam. Bulabilirsek başka görgü tanıkları, kamera görüntüsü, ne varsa. Tamam mı? Hadi çocuklar. Tamam. Nasıl iş bu, anlayan var mı? Gece ortalık ayağa kalkıyor, çocuğun biri az kalsın canından oluyor, gürültü kıyamet, sonrası sessizlik. Herkes bir anda suspus. Vurulan çocuk Samet de dahil. Teşhis de edememiş Refik'i. Çocuk kimseyi görmediğini söylemişti zaten. Boşuna uğraştık. Yeğenlerinin zaten bir alakası yok. Refik'le beraber savcılığa sevk edilecek ikisi de. Bir halt çıkmaz oradan. Ya birileri örtüyor işin üstünü ya da hakikaten kör kurşun. Kurşun kör olabilir ama biz değiliz. Refik'i savcı serbest bırakacak ama biz peşinde olacağız. Uzak izlemem amir. Aynen. Samet'in hastanedeki yakınlarını da boş bırakmasak? Şüpheli bir durum mu var? Belki yoktur ama içimiz rahat etsin. Olur. Bu arada hatırlatmama gerek yok. Daha geniş güvenlik taraması ve elbette balistik. Hadi. Hadi. Göreyim sizi. Kaldırın şu dosyayı düştüğü yerden. Hadi. Tabii amirim. Tabii amirim. Göksün oğlum. Buyurun. Rıza baba, bir konu vardı. Otur evladım, söyle. Şu elimizdeki iş bittikten sonra bir günlüğüne Ankara'ya gitmek istiyorum da. Ömer'i görmek için. Zeynep'i. Önce Ömer'i. Ama tabii Zeynep'i de. Tabii git. İstersen hemen ha. Dosyadan sonra. Ayıp olmasın arkadaşlara. Sen bilirsin. Sağ ol Rıza baba. Hadi biz anladık. Bağımlı değilim diyorsun. Tadında bırakıyorum diyorsun da. Tunç ne diyor bu işe usta? Sorma usta ya. İsyanın bini bir para tokmak kafada ya. Ne pis ergenlikmiş, bitmedi karın ağrısı ya. Helal olsun oğlun, iyi yapıyor vallahi. Sen de mi be? Bak usta, herkesi ikna edersin eyvallah da. Ama Tunç, senin en kötü zamanlarının en yakın tanığı. Kolay kolay yemez usta, anladın mı? Anladık da, o da biraz laftan anlasın be. İnadına üstüme geliyor tokmak kafaya. Allah Allah, kime çekmiş acaba? Merkez 45-43, merkez 45-43. 45-43 dinlemedi. Armutlu Sarıyer bağlantı yolunda trafik kazası. İntikal ediyoruz, tamam. Melekleri arıyorum, onlar daha yakındır.